Devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim, çok etkilendim. İlk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insandım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namaz da kılıyorum. Sizi dinlemek inanın ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanda aradım. Şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la birlikteyiz inşallah. Muhterem hocam, hürmetle hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hamd eder, şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizler iyiyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah siz de iyisiniz. Allah'a hamd şükür olsun muhterem hocam. Uygun görürsünüz bugünkü konumuz. Kur'an-ı Kerim meallerinde gizlenen hidayet. İnşallah. Türkiye'deki Kur'an-ı Kerim meallerini incelediğimizde hidayet kavramının aslı manasından uzaklaştığını görüyoruz. Hidayet kavramının unutulması nelere sebep olur? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programında bizleri bir araya getirdi. Gerçekten de yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye'de 43 tane Kur'an-ı Kerim maal ve tefsiri var. Ve bütün bu maal ve tefsirler incelendiğinde hidayet kutsal kitaplardaki asli manasından saptırılmış. Bir kere bütün kutsal kitapların Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar hepsinin hedefi hidayettir. Şu anda elimizde mevcut olan 3 tane kitap var. Tevrat'ı incelediğimiz an Kur'an-ı Kerim bu konuya ışık tutuyor. Maide Suresinin 44. ayet-i kerimesi, Tevrat bir hidayet ve nurdur. İncil'i incelediğimiz an İncil'in de bir hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. Maide 46. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an Şura 52. Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. Öyleyse eğer hidayet asli manasından saptırılmışsa o zaman Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmıştır. Eğer hidayet asli manasından saptırılmış, Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmışsa o sebeple de din yoktur. Ya şu anda insanların elinde Tevrat var, insanların elinde İncil var, insanların da Kur'an var. Dini yaşamıyorlar mı? 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12 ve 13. ayetlerini 14. ayetten okuduğu zaman çok masum bir şekilde başı öne eğiliyor ve diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip
evlerdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı çok manidar. Buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? O zaman demek ki evvela Tevrat'ta hidayet asli manasından saptırıldı ve Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. 70 fırkanın cehenneme gitmesinin arkasında hidayetin manasının asli kaynaktan saptırılması sebebiyledir. Sonra diyor, İncil devreye girdi Hazreti İsa Aleyhisselam. O da 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 71 fırkanın 71'i de hidayetin asli manasından saptırılan muhtevasıyla amel ettiler. Ve böylece cehennemlik oldular ama bir tanesi hariç. Son Nebi, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, fırka sayısı Kur'an'da belirtilmemesine rağmen, سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَحِدَةً Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Bu 72 fırkanın cehenneme gitmesinin arkasında hidayetin asli manasından saptırılmış olan hürafeyle meşgul olması onunla amel etmesindendir. Kutsal kitaplardaki hidayetin gerçek manasına ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Şu an mevcut olan 43 tane Kur'an-ı Kerim meali var. Tefsiri var. Bunlardaki hidayetin saptırılması neticesinde hidayet ne olarak tarif ediliyor? Doğru yol olarak. Hiç sadra şifa vermeyen doğru yol olarak ve Allah'a ulaşma ayetleri de ölümle ruhun Allah'a ulaşması olarak açıklanıyor. İşte gerçekten bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin de hedefi mutluluktur. Hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa ki Yahudilerde çıkartılmış 70'i cehenneme, hidayetin hürafe şekliyle amel ettikleri için. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 71 fırka hidayet doğru yoldur manasıyla meşgul olmaktadırlar. Ve son ümmeti Muhammed, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya bir tanesi hariç, 72 tanesi hidayet doğru yoldur ile amel ediyor. Şu anda mevcut olan 43 tane Kur'an-ı Kerim meal ve tefsiri var. Hepsinde hidayetin geçtiği ayetler hidayet doğru yoldur olarak tarif edilmiş. Halbuki Kur'an'ın bütününden çıkarttığımız netice Allah'ın katından gelen Resullerin bize hidayet tarifi ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Yani emanet olan ruhun sahibine ulaşması, teslim edilmesi hidayettir. Ama Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da küçük bir grup gerçek manasıyla amel edip kurtuluşa ulaşanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir insan nasıl hidayete erer? Kişinin hidayete ermesi Allah Teala'nın kendisine verdiği cüz'i irade, serbest iradeyi Allah'ın emrettiği biçimde kullanmasına bağlı. Hidayetin muhatabı olan insana yakından baktığımız zaman Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsimiz ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhumuz söz konusu.
Üç vücut ve Allah-u Teala insana cüz-i irade, serbest irade vermiş. Allah-u Teala cüz-i iradeyi kutsal kılmış. Ben insanların iradesine karışmadığım gibi kimsenin de karışmasını istemiyorum. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki din nasihattir, eddinu nasihatin, eddinu nasihatin, eddinu nasihatin. Kimler için nasihat? Ey Allah'ın Resulü deyince Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanların idare edeceği için, bütün Müslümanlar için. O zaman din nasihattir sözünden Allah'ın kitabı için nasihat. Allah kutsal kitaplar indirmiş ve bu kutsal kitaplar Resuller tarafından açıklanıyor. İşte iki ayet-i kerime Müzemmil 19 der 29. İnne hazi tezkire. İşte bunlar birer öğüttür. Öğüt olan nedir? Öğüt olan Allah'ın ayetleri. Femen şa'atta kaza ila rabbi sebila. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Öyleyse ayetleri tilavet eden Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet etmektedirler. Ve okudukları ayetlerin hepsi birer öğüt. Öğütten ders alanlar kimlerdir? Ayetlere iman edenler. Bunlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Yani iradelerini Allah'ın ilahi iradesiyle paralel kullanan. Allah ne demişse onlar da öyle kesinlikle diliyor. Der 29'a bakalım inşallah. İnne hâsî tezkire femen şâhette kıza ilâ rabbi sebilâ. Ve mâ teşâhûne illâ en yâşâallah. Der suresinin 29. 30. ayet-i kerimesi. Ve mâ teşâhûne illâ en yâşâallah. Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın biz insanlar için dilemesi söz konusu. Allah'ın bizleri dilemesi, bizleri seçmesidir. Seçmedikleri de var mı? Evet, seçmedikleri de var. O seçilmeyenler kimler? Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Allah Teala kendisi dilemeyen başkasının dilemesine mani olanları Allah Teala Sebe 44'te bakın ne diyor? Kendisi dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar Sebe suresinin 44. ayet-i kerimesinde Sebe 44 مَا عَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُوبٍ يَرَسُونَهَا Kendisi dilemeyen ve başkasının dilemesine mani olanlara biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplar vermedik. E bunlar ne yapıyorlar? İnsanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Ve senden önce onlara nezir de göndermedik. O zaman okuyup ders alacakları bir kitapları yoksa bu zat-ı muhteremlerin onlara bir nezir de gönderilmemişse bunlar insanları ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının da dilemesine mani oluyorlar. O zaman bidatlerle meşgul oluyorlar. Sebe 43'e bakalım. Sebe 43'te İzâ tütle aleyhim ayâtin beyinâtin Resuller onlara ayetleri tilavet ettikleri zaman قَالُوا مَا هَذَا اِلَى رَجُلٌ Bu da bizim gibi bir adam. يُرُدُ اَنْ يُسَدِّكُمْ اَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُكُمْ Babalarınızın ibadet ettikleri şeyden sizi alıkoymak için. يُسَدِّكُمْ اَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُكُمْ Babalarınız nasıl ibadet yapıyorsa sizi babalarınızın yaptığı ibadetten alıkoymak için böyle bir kişi gelmiş. قَالُوا مَا هَذَا اِلَى اِفْكُنْ مُفْتَرَى Sadece iftira uyduruyor. قَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلْحَقِّ لَمَا جَاءُهُمْ Halbuki o kafirler onlara hakkın dışında başka bir şey söylememeleri söylenmişti. قَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلْحَقِّ
lema ca'um. Hak onlara geldiği zaman in haza ila suhrul mubin. Bu apaçık bir sihirdir. Öyleyse her devirde kesinlikle Allah kendilerine ders alacakları kitap vermemişken, onlara da bir nezir göndermemişken, kendileri dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, insanları gerçek Allah'ın hidayetini saptıran iftiracılar var, münafıklar var, hidayeti gizleyenler var. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Yazılan meallerde hidayet, ruhun ölümden sonra Allah'a ulaşması olarak anlatılıyor. Ölümden önce ve sonra ruhun Allah'a ulaşması arasındaki fark nedir? Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında iradenin bir dahli yok. Ölüm kaderdir. Kader nedir? Kader cüz'i irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar. Mesela doğumumuz kendi irademizde gerçekleşmiyor. İrademizin dahli yok. Ölümümüz kendi irademizle gerçekleşmiyor. Dualarımız irademizle gerçekleşmiyor. Yani kabulü, Allah'a dost olmamız kader tahtında gerçekleşiyor. Evlilik kader tahtında. Dolayısıyla ruhun ölümle Allah'a ulaşması vazifeli melekler tarafından kader tahtında gerçekleşiyor. Burada kişi için bir mükafat ve bir ceza söz konusu değil. Bu ulaşma işinde. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala emrediyor. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş emirlerine itaat edenlere mükafat, isyan edenlere ceza söz konusudur. Allah Teala Ali İmran suresinin 162. ayet-i kerimesi. Efemenittebe rıdvanehu, rıdvanallahi, Allah'ın rızasına tabi olan, kemen ba'a bisahiten minallahi ve mahum cehenneme, Allah'ın rızasına tabi olan kimse Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? Bir Allah'ın rızasına tabi kişi, biri de Allah'ın gazabına uğramış, yani kendisi dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan kimse gibi olur mu? Birisi Allah'ın rızasına tabi, diğeri de değil. 163'te ne var? Ali İmran suresi 163. ayet-i kerimesi. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Allah onların yaptıklarını en bilendir. Şimdi insanlar hayatı yaşıyorlar. 15 yaşından itibaren sorumludurlar. Ve 15 yaşından itibaren teklifle sorumlu olan bu insanların hevalarına tabi olmaları halinde derecet kaybışar. Ama Allah'ın rızasına tabi olmaları halinde derecet kazanımı hayır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazlaysa cennet, kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa, yani kazandığı dereceler hafif gelirse, onun da gideceği yer cehennem. Öyleyse her halükarda irade kutsal, kutsal iradeye karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. O zaman bu kişinin ne yapması lazım? Evvel emirde iradesiyle hedef emirlerin hedefini tespit etmesi lazım. Allah Teala buyuruyor ki bütün insanlara, ben her şeyi sizin için yarattım ama sizi kendim için yarattım. Hepimizin yaratılış gayesi Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kim kalben ulaşmayı dilerse birinci safa kul olma. Kim mürşidine tabir olsa ikinci safa kul. Kim ruhunu teslim ederse üçüncü safa kul. Hedef emirler bu şekilde gerçekleşiyor. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaksa, kul olmanın da mutlaka vasıta emirlerle gerçekleştiğini görüyoruz. Kişi iradesiyle namaz kılacak, oruçlu vasıta emirleri yerine getirecek ki o hedeflere bir bir ulaşılabilsin. Ama günümüz din tatbikatında şeytan bütün hedef emirleri çıkartmış.
Hedef emirler yok. Yerine vasıta emirleri geçirmiş ve böylece tamamen insanları dinden alıkoymuş. Öyle olunca da insanların kurtuluşu hemen hemen imkansız hale gelmiş. Ama herkes mi? Hayır değil. Her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Her devirde. Bunlar küçük bir grup. Yahudilerden de Allah'ın emrine itaat eden hayırda yarışanlar var. Hristiyanlardan da küçük bir grup. Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Müslümanlardan da küçük bir grup. Allah'ın emrine itaat eden hayırda yarışanlar. Allah'ın emrine itaat, hidayeti gerçek manasıyla ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmak, yani yaşamaktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse delalette kalır. Çünkü başlangıç noktasında zaten insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve delalettedirler. 7 ayet başlangıç noktasında herkes delalette. Delalet ne? Hidayet ne? Einstein'a soruyorlar. Karanlık nedir? Aydınlık nedir? Einstein çok güzel cevap veriyor. Diyor ki karanlık aydınlığın olmadığı haldir. O zaman diyor ki karanlık nedir? Aydınlık nedir? Aydınlık da karanlığın olmadığı hal. Hangi halde derseniz deyin. Tekrar ediyorum. Sormuşlar. Aydınlık nedir? Karanlığın olmadığı hal. Karanlık nedir? Aydınlığın olmadığı hal. Şimdi biz de hidayetle delaleti buradan hareketle bir tarif yapalım. Ne yapalım? Ne diyoruz? Delalet hidayetin olmadığı bir durumu ifade ediyor. Hidayet ne? Hidayet de delaletin olmadığı bir dizayn ifade ediyor. Ve gerçekten başlangıç noktasında herkes delalette. Yani bu delalette olanlar için hidayet yok. Ama bu delalette olanlara Allah Teala hidayet rehberi Kur'an gönderiyor ve bu hidayet rehberi Kur'an'ı hidayetçiler açıklıyor. Kimler için hidayetçi var? Hidayeti dileyenler için hidayetçi var. Kimler için hidayetçi yok? Hidayeti dilemeyenler için hidayetçi yok. İşte Bakara 198. Siz ondan, hidayetten önce elbette delalete kalanlardandınız. Yani hidayetten önce Allah'a ulaşmayı dilemeden önce herkes delalette. Alman 164. Ulaşmayı dilemeden önce herkes delalette. Enam 77. Rabbim beni hidayete erdirmesiyle delalette kavimden olurdum. Şuara 20. Onu yaptığım zaman ben delalette olanlardandım. Şura 52. Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Cuma 2. Tabi olmadan evvel daha önce onlar delaletteydi. Allah'a ulaşmayı dilemeden önce delaletteydiler. Ve seni delalette buldu da hidayete erdirmedi mi? Öyleyse bu ayet-i kerimeler nedir hidayet? Hidayet. Delaletteki insanın kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve bu dilekle Allah'ın o kişiyi kendisine ruhunu ulaştırmasıdır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Allah takva sahibi olmayı Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün kılıyor. Ama meallerde takva Allah'tan korkmak olarak tercüme edilmiş. Allah'tan korkan kişi hidayete erer mi? Allah'tan korkan kişi hidayete ermez. Kaldı ki takva onların söylediği gibi Allah'tan korkmak değil. Hem Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi hem Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi kesinlikle takvanın Allah'tan korkmak değil, tam tersi وَاتَّقُوا وَعْلَمُوا اَنَّا مُلَاكُوا Takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Bilin ki ona ulaşacağınız bilin. O zaman sadece bu kısımdan bu ayetten takvanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. اَمُنِبِنَ اِلَيْهِ Ona yönelin ve takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimede takva korkmak olarak ifade edilmiyor. Şimdi hemen 7 safayı takvayı getirelim.
Birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa takva, Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncü safa takva, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safa takva, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci safa takva, nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı safa takva, ihlasa ulaşmak. Yedinci safa takva, irade-i âlâ. Bu yedi safa takvanın hiçbirisinde korkmak yok. Ama insanlar korkuyla tarif etmişler. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Olay bu. Şimdi biz yedi safa takva, sahabenin yaşadığı yedi safa takvanın yedisine bakıyoruz. Korku yok. Mükayet kökünden türeyen kelimenin lügat manası ne? Yine korkmak değil. Korunmak ve sakınmaktır. Korunmak ve sakınmak manasında ne dememiz lazım? Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Nedir Allah'ın emirleri? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, ihlasa ulaşmak ya. Yapmamaktan. Yani bunları yapacağız. Bunları yaptığımız zaman takva. Yine yasaklar açısından baktığımız zaman yasaklar, nefsin talepleri, onları da yapmaktan sakınmak. O zaman ruhun bu yedi safanın yedisini de gerçekleştirmesi, nefsin de yedi kademede temizlenmesi ve kalbimizin yedi kademede müzeyyen olmasıyla kişi bir hakkın takvaya ulaşıyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, uygun görürseniz değerli izleyenlerimizin suallerine geçiyorum inşallah. İnşallah. Zekiye Doğan, muhterem hocam, Yasin 60-61 ve Bakara 21 ayet-i kerimelerinde fizik vücudun Allah'a kul olması konusunda Allah'ın bizlere emir buyurduğunu görüyoruz. Zümer 17. ayet-i kerime fizik vücudun Allah'a kul olduğunu işaret eden ayet-i kerimedir diyebilir miyiz? Tabii yani nasıl takvayı yedi safa takva olarak ifade ettiysek, kul olmanın başlangıcı da tağuta kul olmaktan kaçınmak. Çünkü başlangıç noktasında kesinlikle insanlar hem tağutun dostudurlar, hem tağutun kuludurlar. Nasıl delalette bütün insanlar başlangıç noktasında, aynı zamanda tağutun kulu, tağutun dostu. Yani şöyle söyleyelim. Ayetlerden gafil olan, ayetleri bilmeyenler hangi ayet gereğince Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde herkes annesinin karnından bir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemun şeyen. Ayetleri bilmeden dünyaya geliyor. Ve ceale lekum sem'a vel absara vel afide la'allekum teşkurun. Ama bu dünyaya gelen kişilere Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ve o ruhun talebine uyması halinde o kişi işiten, gören ve idrak eden birisi kılıyor Allah Teala onu, umur ki şükretsin diye. Öyleyse başlangıç noktasında ayetleri bilmeyen insanlar 10 tane negatif özelliğin sahibi. Onu hemen görelim. Ayetlerden gafil olan bilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olan bilmeyenler hüsranda olup ameli boşa gidenlerdir. Ameli boşa gidenler cehenneme gidenlerdir. Bunlar şirktedirler. Zümer 65. Bunlar küfürdedirler. Sebe 20. Bunlar delaletedirler. Rahat 27. Ve bunlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Hangi ayet gereğince? Şeytanın kulu ve dostudurlar. Zümer 17 ve Bakara 257. Tekrar ediyorum. Hem şeytanın kuludurlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, hem de şeytanın dostudurlar, tabiyetini gerçekleştirmedikleri için.
ve takva sahibi değiller. Mümin değiller, hidayete değiller. 10 tane negatif özellik. O zaman kardeşimizin tekrar sualine dönecek olursak, burada işaret etmek istediğim nokta, Zümer 17'ye göre şeytanın kuludurlar, tağutun kuludurlar. Ve Bakara 257'ye göre de tağutun dostudurlar. Şimdi kardeşimizin söylediği ayetlere bakalım, tekrar o suali okuyayım. O ayetler nedir görelim inşallah. Evvelki sualin ayetlerini inşallah. Yasin 60-61. Evet. Bakara 21, Zümer 17. Şimdi Yasin 60-61, Bakara 21 ve Zümer 17. Şimdi suali sor Zümer 17, suali sor şimdi. Zümer 17 ayet-i kerime fizik vücudun Allah'a kul olduğunu işaret eden ayet-i kerime mi, ayet-i kerimedir diyebilir miyiz? Tabii, yani Allah'a ulaşmayı kişi diliyor, başlangıcı bu. Birinci safa kul olmayı tarif ediyor. Kişi tağuta kul olmaktan kaçınıyor. Neyle kaçınıyor? An yabuduha ve anabu ilallahi. Allah'a yöneliyor, ulaşmayı diliyor. Ulaşmayı dileyince Allah Teala diyor ki onlar müjdele vardır. Kullarımı müjdele febeşre ibadi. Ab tekildir, ibad çoğuldur. Kullarımı müjdele. Yani ab tekil, kul, ibad ise bunun çoğuludur. Kullar müjdele. Hangi kulları? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kulları müjdele. Bakara 21, ya eyyühen nasu a'budu rabbakum allazi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekun. Hem Allah'a yönelme, hem de amenü olmanın birlikte ortak söylenmiş hali takvadır. Allah Teala ayetlerde münibine ileyhi, ona yönel. Ama ayetlerde yine ameni de ol. Fakat bu ikisinin ortak kurtuluş noktası takvadır. Onun için Allah Teala Bakara şey Zümer 17'de yönelmeyi tarif ederken Yunus 63'te ellezine amenu ve kanu yettekun. Amenu olanlardan takva sahibi olanlar. Allah'a yönelenlerden takva sahibi olan. İkisini birlikte değerlendirelim. Rum 31'e bakalım. Rum 31 münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Şimdi gelelim Yunus 63. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O zaman münibine ileyhi ve takuhu, Allah'a yönel, takva sahibi ol. Amenu ol, takva sahibi ol. Her ikisinde de kurtuluşun ancak takva ile tahakkuk ettiğini görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme girdiklerinde cehennemden çıkabilenlerin takva sahibi olduğu zikrediliyor. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi. 71'de herkes cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehennemlikler de. Ama Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesinde takva sahipleri Sümmenecinlezine takav, takva sahipleri kurtarıyor Allah Teala. Ve nezru zalimin fi acisiye, ve takva sahibi olmayan herkes zalim olarak cehennemde bırakılıyor. Kimdir zalim? Zalim başkasına zulmederek derecet kaybeden kişi. Kimdir zalim? Zalim nefsine zulmederek derecet kaybeden kişi oluyor. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, annem zikirlerimi içimden yapıyorum diyor ama örtü altında virdini yapmıyor. Çalıştığı yerde hep çevresindeki insanlarla problem yaşıyor. Şu an dinliyor, ona ne tavsiye edersiniz? Yani başımızda Allah'ın Resulü muhterem Efendimiz var. Ve Efendimizin konuşması Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Öyleyse Efendimizin şahsında Allah-u Teala annene diyor ki, bir dersin var, ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsan tövbeni alır almaz 33 bin zikir virttir, derstir. Ve bunu örtü altında yapacaksın. Şimdi kabul edelim ki annenin
çalıştığı için mazeretleri var, şu bu. Birçok mazeretleri, aslında mazeret geçerli değil ama öyle kabul edelim, annenin mazeretleri var. O mazeretlerin hepsini kabul edersek kesinlikle Efendimizin minimum seviyede kardeşlerimizin vücutta 7 tane nokta var. Kalp, ruh, hafi, afa, daha doğrusu sır, hafi, afa, letaifi nefs, letaifi ruh. Bu 7 noktada mutlaka annenin örtü altında 2000 zikir yapması lazım. Toplam 14.000. Bu mutlaka örtü altında yapılacak. Yani Allah abeste iştigal etmez. Örtü altında yapılmasının Kur'an'da karşılığı var. Bunlar boşuna söylenmiyor. Eğer Allah'ın Resulü bize bu zikir dersini evvela virt dediğimiz isimle örtü altında yapın diyorsa, biz bunu yapmakla mükellefiz. O zaman annene söyle örtüyü alsın. En az hani diğerlerini mazeret kabul ediyoruz. Diğerleri aslında 33.000'i mutlaka örtü altında yapılması lazım. Hatta 47.000'e kadar çıkıyor kardeşlerimiz. 47.000'i örtü altında. Ondan sonrasını kişi sessiz sesiyle kalbinden yaparsa o da olur. Çünkü Allah daimi zikri farz kılmış. Ama başlangıcı mutlak surette Allah'ın emrine itaattir. Allah'ın emrine itaat etmek istiyorsa katların her birisinde, dikkatle bakın, ana dergah şu anda yeryüzünde Efendimizin bulunduğu dergahtır. Bir altın kapısı vardır. Altın kapıdan tarik-i müstakime ulaşır kişi. Birçok cemaat vardır. Biz tarikat ehliyiz. Kime tabisin? Yok diyor. Biz kimseye tabi olmayız. Tabi olmayanların tarikatla ilgisi yok. Allah abeste iştigal etmez. Allah sebil-i reşadı söylemiş. Allah tarik-i müstakimi söylemiş. Bir insanın tarik-i müstakimi ana dergahtan, altın kapıdan tarik-i müstakime ulaşması mutlaka 12 tane ihsanla mürşide tabi olması, tövbe etmesini gerektiriyor. Tabi olup tövbe etmeden kişinin ruhu kendisinden ayrılmaz. O zemin kattaki altın kapı da o kişiye açılmaz. O kapıdan içeri girip kesinlikle tarik-i müstakime ulaşmaz. Tarik-i müstakimin alt ucu da bir altın kapıyla bağlıdır. Üst noktası da altın kapıyla. Alt noktasında kapı açılıyor, kişi tarik-i müstakime ulaşıyor. Üst kapıdan kapı açılıyor, kişi kendisi levh-i mahfuza ruhu ulaşıyor. Yani tarik-i müstakimin her iki ucunda da altın kapı var. Ve bazı zavallı insanlar, işte Allah'a ulaştıran binlerce yol var. Bunlar hepsi palavra. Allah'ın insanlara söylemediği, insanların sadece boş gaybe taş atıp zanda bulundukları şey. Tek bir yolla Allah'a ulaşılır. Ruhu Allah'a ulaştıran yolun alt kısmı yatay sebil-i reşattır. Dikey ikinci bölümü 7 tane gök katını birbirine bağlayan emr-i alemini birbirine bağlayan tarik-i müstakimdir. Üçüncü bölümü yatay levh-i mahfuzdaki 7 alemi birbirine bağlayan sırat-ı müstakimdir. Ve dördüncü bölümü varlıklar aleminin son noktasından yoklukta arşta Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı rabbike müstakimdir. Bu ruh için gök katlarındaki yolculuk fiziktir. Ruhumuz emr-i aleminin dizayn içindedir. Fiziktir bizzat. Nasıl bizim fizik bedenimiz bu zahiri alemle fizik yol kat ediyorsa, ruhumuz için emr-i alemi fiziktir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Hamit Çebi'nin bize ulaştırdığı görüntülü bir suali var. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz sorumu sormak istiyorum inşallah. Muhterem hocam, eskiden olduğu gibi günümüzde de Allah dostlarına karşı yönelik düşmanlık besleyen insanların ve düşmanlık besleyen insanların haricinde başka insanları da Allah dostlarına karşı düşmanlık besletmelerini sağlayan bu insanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır?
Sizi tekrar çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hasan kardeşimiz, biz de seni çok ama çok seviyoruz. Şahsında bütün İstanbullu kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah dostlarının hep düşmanları olmuştur. Ama Allah dostları hiç kimseye düşman olmamıştır. İlk insan olan Adem babamızla başlıyor. İki oğlundan bir tanesi Habil, diğeri Kabil. Habil, Allah dostu, yedi safayı yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden birisi. Kabil, kesinlikle ameli boşa giden, takva sahibi olmayan bir kişi. Ve Kabil otomatikmen şeytanın da kalbine ulaştırdığı karanlıklar sebebiyle öz kardeşi de olsa, aynı anne aynı babadan da olsa, bu tabiatının gereği, nefsindeki afetlerin bir neticesi ve düşmanla, şeytanla işbirliği yapmasının bir sonucu, kardeşine diyor ki ben seni öldüreceğim. Habil, ben seni öldüreceğim diyor. Habil de diyor ki tamam, sen bana el kaldırabilirsin ama ben sana el kaldırmayacağım. Öyleyse Allah dostlarının düşmanı yok. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a teslim edenler için düşman yok. Mevlana Celaleddin Rumi, 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. 72 milletin 72'sine biz sevgi gözüyle bakıyoruz. Herkesi seviyoruz. Yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü Allah Teala bize bunu söylüyor. Zikrimizi arttıracağız. O insanlara da dua edeceğiz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Taif'e tebliğe giderken atılan taşlardan yüzü kan ravan içinde kalıyor. Mekke'ye dönüşte sahabe onu bu halde görünce çok fenalaşıyorlar. Ve Allah'ın Resulü onlara beddua et, Allah onlara gününü göstersin deyince Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın Nebisi, Allah'ın Resulü, son şeriat kitabının kendisine indirildiği ahir zaman peygamberi buyuruyor ki Allah beni beddua için göndermedi. Allah beni dua için gönderdi ve el açıyor. Ya Rabbim, o taş atıp yüzümü kanatanları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Bizde bu Allah dostlarının düşmanları var. Hep de var olacaktır. Ama bu Allah dostların düşmanlarına aynen Peygamber Efendimizin yaptığı dua gibi, Ya Rabbim onları bağışla, onlar bilmiyorlar, bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Neyi bilmiyorlar? İşte bugünkü sohbetimizin konusu olan hidayeti bilmiyorlar. Yani dünya hayatını yaşarken Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetinin hayattayken sahibi olan Allah'a teslimini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de farkında olmadan şeytanın hegemonyası altında, şeytanın kulu ve dostu olarak bir hayat yaşıyorlar. Hem kendilerine zulmediyorlar, hem başkasına zulmediyorlar. Osmanlı'daki bir cümle bunlar için şöyle tarif söz konusu: ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. İşte bu Allah dostlarının düşmanı olan insanlar ne bu dünyada rahat edebilirler, ne etraftaki insanlara rahatlık verebilirler. Ölünce de orada dayansın ehli kubur. Ehli kubur, vazifeli melekler veya başka bir manasıyla de var. Öyleyse bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği serbest iradeyi, kutsal kitaplardaki hidayetin gerçek manasıyla yerine getirmedikleri için hep düşman olmakta devam edeceklerdir. Ama ne bu dünyada iki yakaları bir araya gelir, ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebilirler. Bizim bunlara karşı durumumuz nedir? Onlar
bizi yurdumuzdan çıkartmadıkları takdirde bize dinde savaş açmadıkları takdirde bizim bu insanlara iyilik yapmamız ve adaletli olmamızı Allah bize emrediyor. Kim olursa olsun düşmanımız olabilir. Bunlar hesaplarını Allah'a vereceklerdir. Şimdi Mümtehine suresinin 8. ayet-i kerimesiyle Câsiye 14'ü birlikte bu konuyla alakalı size açıklamayayım. Mümtehine 8'de Allah din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurdunuzdan çıkartmamış olan, yani bu iki grup insan var. Bunlar ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, bunlar din konusunda savaşanlar. Ama bizi yurdumuzdan çıkartmamış onlara iyilik etmemiz ve onlara adaletli davranmamızı Allah-u Teala bize emrediyor. Şimdi belki insanlar şöyle düşünebilecek, ya bu enayilik değil mi? Onlar her türlü hakareti, her türlü yanlış davranışlarda bulunacaklar. Biz de onlara dua mı edeceğiz diyecekler. Evet, Câsiye 14 cevap veriyor. Amenü olanlara de ki, yani Allah'a ulaşmayı dinleyene de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hevalarına tabi olmaları halinde mutlaka ceza göreceklerini söylüyor. Onları bağışlayın. Bağışlamasa ne olur? Kısa tatbik edersek biz de kaybedenlerden oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten hemen şu anda gösterelim. Her devirde Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç 6 grup insan Allah dostlarına düşmanlık ediyor. Hemen gösterelim. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakın, delalet üzerine hak olanlar. Bunlar Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyor. Nasıl yapıyorlar? Onları yalanlıyorlar. Fesat çıkaranlar. Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyorlar. Saadet ve küberalar. Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyorlar. Hidayeti gizleyenler. Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyor. Resul ve ayetlerle ayet edenler. Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyor. Zulmanilerle amel edenler. Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyor. Şimdi bu düşmanlık edenlerin mutlaka Allah'ın cezalandıracağını bilin. İstisnası yok. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrasında. Allah Teala bu ceza sisteminin azap olduğunu ifade ediyor ve Tövbe suresinin 101. ayet-i kerimesinde 3 çeşit azaptan bahsediyor. Bir, vicdan azabı. Her hatanın yapılır yapılmaz ruhun nefse yaptığı azap, peşinden de Allah Teala azap ediyor. Kabir azabı. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmemişse mutlaka dünyada yaptığı yanlışların karşısında adaletin bir yeri olarak orada da kabir azabı çekecek. Cehennem azabı, kazandıkları kaybettiklerinden hafifse, yani az ise, sonsuz bir azabı cehennemde geçirecekler. Öyleyse biz onları cezalandırmıyoruz diye Allah'ın da onları cezalandırmayacağı manasına gelmiyor. Allah Teala her saniye her an kiramen katiben melekleri üzerimize vazifeli ve derecat kaybı Kur'an-ı Kerim'de karşılığıyla günah, şer, seyyiat ve zulüm olarak tarif ediyor. Bu 4 tane kelimenin karşılığı derecat kaybıdır. Ama bunların zıttı olan hayır, sevap, hasenat, adalet de pozitif manadaki ameller için söyleniyor. O zaman biz hep ne yapacağız bunlara? Tebliğ yapacağız, dua edeceğiz, örnek insanlar olacağız. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Zeynep Hanım, bazı kardeşlerimiz ihtiyaç olan herkese maddi yardım yapıyorlar. Ama kendileriyle konuştuğumuz zaman hep fakirlikten şikayet ediyorlar. Hem başkalarını yardım ediyor hem de başka insanlardan yardım bekliyorlar. Kardeş değil miyiz diyerek kardeşlerine bir şeyler almasını söylüyorlar. Bu durumda doğru düşünme alışkanlığı nasıl olmalıdır? Doğru değil sevgili kardeşlerim.
Efendimizin belirlemediği hiçbir noktada insanların kendi zanlarına, kendilerine göre bir takım şeyler yapması doğru değil. Eğer toplumu ilgilendiren bir konu varsa, onlar Kur'an-ı Kerim ayetleriyle çakışıyorlarsa yapacaklardır. Ama ihtilafa düştükleri mesele şu anda olduğu gibi, böylesi bir durumda suali bize ulaştıracaklar. Biz Efendimiz'e bu suali ulaştıracağız. Biz Efendimiz'in hükmü altında olan Allah'ın dostlarıyız. Biz başıboş değiliz. Kendi kendimize hareket etmeyiz. Başımızda Allah'ın Resulü var. Nasıl 14 asır evvel sahabeye bir şey sorduklarında ben bilmem Allah ve Resulü bilir. Ben bilmem Allah ve Resulü bilir. Her olayı mutlaka Allah ve Resulüne sormuşlar. Eğer biz de bu dönemde devrin imamının Mehdi Resulü'nün etrafında birinci daire teşkil eden insanlarsak her konunun ihtilaflı olan noktasını mutlaka Resul'e arz etmemiz, Resul'den öğrenmemiz lazım. Kendi kafamıza göre değil. Sorduğumuz zaman Allah'ın Resulü yardım edin diyorsa yardım edeceğiz. Değil, yardım etmeyeceğiz. Yani biz Allah'ın Kur'an hükümleriyle ve bu Kur'an'ı bize açıklayan Resul'ün Allah'ın kendisine tevdi ettiği emirlerle hayatımızı yaşayanlarız. Alelade insanlar değiliz. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bursa'dan Soner Akbulut'un bize ulaştırdığı görüntülü bir suali var inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappar hocam. Gül kokulu ellerinizden hürmetle hasret öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ali İmran Suresi 199 ve Şura 13. ayet-i kerime bir illiyet rabıtası var mı? Tekrar ellerinizden hürmetle hasret öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Soner kardeşimiz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şahsında da Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Suali Ali İmran suresi 199 ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Ali İmran 199 اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَةِ اللّٰهِ سَمَنًا قَلِيلٌ اُولَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Evet, aslında bir illiyet rabıtası var. Ehli kitabın hepsi bir değildir diyor ya, ehli kitabın bir olmadığını bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen ehli kitaptan bahsediyor. اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan öyle bir grup var ki لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Allah'a iman ediyorlar. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Ve size indirilen Kur'an'a iman ediyorlar. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ Ve onlara indirilene inanıyorlar. خَاشِعِينَ لِلّٰهِ Allah'a huşu sahibidirler. لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ سَمَنًا قَلِيلٌ Kesinlikle onlar Allah'ın ayetleriyle az bir dünyalık satın almıyorlar. Ayetleri satanlardan değiller. Yani bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden insanlar. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ Onların ecirleri Allah katındadır. اَنَّ اللّٰهَ سَرِيُ الْحِسَابِ Allah hesabı çabuk görendir. Belki Ali İmran 199, Bakara 62 ve Maide 69, 3 ayet arasında bir ilet rabıtası var. Çünkü 3 ayette de ehli kitaptan bahsediyor. Ama sonuçta ne diyor? Bunlardan her kim Allah'a ve imlâhe iman eder ve salih amel işlerse la havfun aleyhim ve la mihsenun la felehum ecrun inde rabbihim la havfun aleyhim ve la mihsenun. Yani bu ayetler birbiriyle illiyet rabıtası içinde. Evet, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Şura 13'te de bir rabıtaları var inşallah. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, namaz salih amel midir? Namaz zikir olması açısından elbette bir salih ameldir. Çünkü Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Ama Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Salih amel hüyetindedir. Namaz kılmak da bir zikirde salih amel hüyetindedir. Allah'ın isminin tekrarı da bir zikirde salih amel hüyetindedir. Üçü de Ankebut 45'te açıklanıyor. Üçü de zikir, üçü de salih amel
ve aynı ayette açıklanıyor. Ama bunlar arasında mukayese ettiğimiz zaman Allah isminin tekrarı en büyük zikir olarak zikrediliyor. Öyleyse bidayetinde Kur'an-ı Kerim tilaveti mutlaka Allah'a ulaşma dileğiyle noktalanması lazım. Hacet namazı kılıp mürşide tabi olmak mutlaka tabiyetle gerçekleşmesi lazım. Ve arkasından nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Allah razı olsun. Ama öbürleri de zikirdir. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, bizler ailecek Efendimiz'e tabiiz ve ne yazık ki zaman zaman gaflete düşüp aile içi birbirimize karşı kırıcı davranabiliyoruz. Bu konuda nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki, en hayırlı dost zikrettiğiniz zaman size yardım eden, zikri unuttuğunuz zaman size hatırlatandır. Öyleyse ne yapmalısınız? Zikredeceksiniz. Zikredeceksiniz. Eğer aranızda bir sevgi, muhabbet, mutluluk, huzur aile içerisinde varsa bu zikrinizin karşılığıdır. Zikrettiğiniz zaman Allah size yardım ediyor, umutlukla yaşıyorsunuz. Ama dünya hayatı o zikrin önüne geçiyorsa, unutuyorsanız o zaman böyle bir olayla Allah-u Teala size zikri hatırlatıyor. Eğer siz bu tip ihtilaflı noktalarda birbirinizle ihtilafa düştüğünüz, birbirinizi kırdığınız noktada benim söylediğimi hatırlarsanız, ha şimdi aslında bu olay bizim Allah'a zikretmemiz içindir. Tamam, hemen başlayacaksınız zikre. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika göreceksiniz ki 20 dakika evvelinden eğer bu zikri yapmadan birbirinizle konuşsaydınız birbirinizi çok daha fazla kırardınız. Ama 20 dakikalık bir zikirle Allah'ın kalbinize ulaştırdığı o rahmetle gidip o ihtilaflı olduğunuz aile ferdini kimse ondan özür dileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki gerçekten ben fark ettim ki ben haksızım. Öbürü de size gelip diyecek ki ben senden özür diliyorum, ben haksızım. Öbürü de diyecek ki sizden özür diliyorum, ben haksızım. Yani herkes ait olduğu alanın içerisine çekilecek ve bir başkasının sahasında top oynamayacak. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Efendimiz'i dinlerken vesvese geliyor. Efendimiz'in bazı sözlerini kaçırıyorum. Vesveseler beni ümitsizliğe düşürüyor. Bunun için kendime kızıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Tam tersi sevgili kardeşim. O vesveseleri sana veren şeytan, ama sen ondan güçlüsün. Yapman gereken şey, sen şeytandan güçlüsün. Neyle? Allah'la beraberliğinde. Yani dikkatle bakın, Efendimiz buyuruyor ki eğer bana inanıyorsanız bana güvenin diyor Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana güveniyorsanız bil ki sizden daha kuvvetli kimse yoktur. Biz Allah'a inanmakla hemen anında ne diyelim, çok güçlü mü oluyoruz? Hayır, gücün sahibiyle beraber olduğumuz için güçlü oluyoruz. Gücün sahibi Allah. Tek gücün sahibi. Ve onunla beraber olduğumuz zaman bizi yenecek yok. O zaman şeytan da buna dahil mi? Evet. O zaman Allah'la beraber olmanın vasıtasına zikretmek. Allah de. Allah de, Allah de. Şimdi Allah dediğin an Allah'a ulaşmayı dileyerek tabii. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah dersen bütün etraftaki insanlar sana düşman olsa, şeytan olsa sana galip gelemezler. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talepleri var inşallah. Ve yine geldik bir programımızın sonuna, son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ekranlı başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri Efendimizin nimetiyle hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler.